Ramazan geldi. Evet. İyi ki de geldi, hayatımızın altını üstüne getirdi. İnsanın hayatının altının üstüne gelmesi çok iyi bir şey midir? Bence iyi olduğu zamanlar vardır. Çünkü acaba hayatımızın altı, üstü hangisi hayırlıdır bilmiyoruz. Belki de altı üstünden hayırlıdır. Bu biraz bir çiftçinin arazisini, özellikle verimli gördüğü arazisini rahat bırakmamasına benziyor. Eğer çiftçi arazisinden ümitliyse, onu rahat bırakmaz, altını üstüne getirir. Şimdi bizim başımıza gelen de o. Demek ki bizim hayatımızın altı üstüne getirilmeli. Demek ki bizim alışkanlıklarımız şöyle bir gözden geçirilmeli. Demek ki bizim daha önce hiç bakmadığımız şekilde bakmamız sağlanmalı. Hatırlarsınız, hicretin hemen başında, Sevr mağarasında iki kişiden bahsedilir. Onlardan biri hiç şüphesiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, öbürü de yanındaki sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh. Tevbe suresinin 40. ayeti bize bu sahneyi aktarır. İkinin ikincisinden bahseder ve birinin kaygılanmasından söz eder. Biri kaygılanınca, eyvah biz burada bu zalimlerin eline kalacağız, onlara karşı hiçbir savunmamız yok diye düşününce, endişe edince diğeri, yani İkinin birincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. La tahzen, mahzun olma, korkma, kaygılanma. İnnallaha meana, bizimledir Allah, bizimledir Allah. Sevr mağarasında ikinin ikincisinin yerinde şimdi biz varız. Evet, dünya tam anlamıyla bugünlerde iyice anlıyoruz ki bir sevr mağarası. Biz ona, yani Peygamberimize refakat etmek için bir yalnızlığa razı olduk. Bu oruç yalnızlığı, bu açlık, susuzluk yalnızlığı, bu Rabbimize gizlice söz verme, onunla sırdaş olma yalnızlığı. Şerefli bir yalnızlık. Öyle herkesi bu mağaraya almazlar. Şimdi Sevr mağarasında biz de Peygamberimiz gibi oruç tutarak onun yanındaki yerimizi aldık. Ve Allah'ın elçisi hiç şüphesiz yüreklerimizin çırpınışlarını duyuyor. Onca zalime karşı koyacak gücümüz yok. Nice zulüm olup bitiyor kardeşlerimize, bize, kendimize. Öyle güçlü silahlarımız yok. Şimdi o sesi duyuyoruz. La tahzen diyor bize Peygamberimiz. Üzülme. Üzülme, zalimlerin önüne nasıl incecik ipek yumuşaklığında örümcek ağları çıkıp da onlar bütün o güçlerine rağmen örümcek ağlarına yenilmişse, sizin de örümcek ağı gibi bu ipeksi niyetiniz zalimleri yener. Onları sizin yuvanızın, vatanınızın eşiğinden geri çevirir. Onların kendilerince güvenceleri vardır. Onların hepsi tuz buz olur sizin niyetinizin karşısında. Evet, bombaları vardır, atarlar. Nükleer silahları vardır, korkuturlar. Evet, savaş gemileri vardır, uçakları vardır, tehdit ederler, kalabalıktırlar, çok gürültü çıkarırlar, dehşetli, korkunç sözler söylerler, hakaret ederler. Ama hiçbiri bir iftar sofrasını beklemenin lezzetini yaşayamaz. Hiçbiri senin evladınla, kardeşlerinle
birlikte oturduğun o iftar sofrası güzelliğini, sevincini tadamaz. Evet, mağaradayız farkındaysanız. Ve onun yanında olduktan sonra, onunla beraber olduktan sonra hiç korkacak bir şeyimiz yok. O sesi şimdi her oruçta duyalım. La tahsen, innallaha meana. Korkma, Allah bizimle beraber. Korkmayalım, biz Allah'la beraber olmayı tercih ettik. O güzelim, incecik, sessiz, şeffaf niyetimizle. Öyle değil mi?